ben, arkadaşlar ben size söyleyeyim, biz 2007'den beri sürünüyoruz. Bizim oyun oynamak için. Duyumuza göre orada da bir sabotaj vurdu. Telefonla şeyini açarak. Çok güzel şey çıktı. Ya dedi, bu ne dedi ya? Bu ne dedi? İşte. Bu ne dedi? Sağ ol. Adamla sana azaldan biz bütün gruplar olarak 735 bileti bitirdik ama bir 735 kişi kadar da dışarıda kaldı. Ona rağmen atmosferimiz dışarıda çok güzeldi. İçe oturduk. Bizi ağırladılar. Gerçekten ağırladılar bizi. Onlara teşekkür ediyoruz. Belki içimizde bu ortamlardan rahatsız olan insanlar var ama bizi orada insanlar ağırladı. Ağırlandık. Maça girdiğimizde de her şey çok güzeldi. Onlar bize hoş geldiniz, biz bunlara hoş gittik. Ama tabii ki oyun içerisinde onların zor bir dönemden geçmesi. Bizim de şampiyonla oynamak gayesi olan bir takımız, ideali olan bir takımız. Mutlaka şampiyon olmak için de mücadeleye devam edeceğiz. Ama hakemin orada ortamı çok kötü yönettiğini düşünüyorum. Ben hani hakem olaylarına ilk defa böyle bir gündemle karşı karşıya geldik ama biz hakemden çok muzdariptik. Hakem sahada gereken hareketlerde bulunamayınca bunlar otomatikmen yansımalar, şeref tribünden yansımalar derken taraftar gruplarına yansımalar. Engelledik. Bu emniyet kameralarında vardır. Ama yönetimimize bir çirkin harekette bulunduğunu hissettik orada. Şimdi yönetimimizdir bizim. Bu yönetim var. Bu yönetimle devam ediyoruz. Savaşıyorlar. Bir emek var, seyirci var. İnsanlar var. Hani bir şeyler var. Hani Ankara Cumhuriyeti üstünde bir şeyler var. Bunu herkes görüyor ama herkes kayıtsız kalıyor. Nedense bilemiyorum ben. Biz taraftar grupları olarak üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Ama bunun dostluğumuzu burada dostluğumuz ön plana çıkan arkadaşlarla da oturduk, bunları istişare ettik, konuştuk, sohbet ettik. Ama hakimin orada yanlış bir hareket edip bizim bir şeyleri görmemezdik. Hani bizim 10 sene önümüzü açacak pozisyondayız. Bizim takımımız şampiyon olacak. Bu seyirci küser, yanlış anlamayın. Ankara seyirci küser. Hani küser çünkü Ankara'da çok seyirci grupları var, çok seyirci insanlar var. Bir gün baksınlar emniyet kameralarına, biz orada gerekeni yaptık. Her şeyi de yaptık ama iş daha çok büyük çığırına çıkardı. O taraf, karşı taraf, biz eskiden böyle şeylerle girdiğimiz zaman bizi beklerlerdi. Biz burnumuz kanamadan şeref tribünü haricinde çıktık geldik. Ya aslında dünkü yaşanan olaylara bakıldığı zaman yani bunu sadece Denizli maçıyla ilintilememek lazım. Ankara Gücü'nün sene başından beri Ankara Gücü'ne atanan hakemleri, gözlemcileri aslında biraz irdelediğimiz zaman işin ne kadar vahim bir durumda olduğunu çok daha net görürüz. Ya sadece dünkü Denizli maçının özelini konuşmaktan da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Rakiplerimizin kazandığı puanlar, Ümraniye'nin kazandığı puanlar, Rize'ye atanan hakemlerin neler yaptığı bugün ortadayken Denizli maçında tam bir hakem faciasıyla karşılaştık biz. Bizim için sürpriz mi sürpriz değil, maalesef federasyon tarafında, içeride bir güçler tarafında Ankara Gücü'nün önünün açılması engellenecek durumda şu anda. Fakat o kadar kitlenmiş bir camia yönetimiyle, takımıyla, teknik yönetimiyle bir Ankara Gücü var ki bunları aşmak için, bu engelleri yenmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunlar da bir yere kadar Ömer, yani sonuçta saha içinde futbol sadece saha içinde oynanmıyor. Maalesef saha dışında birçok faktörün artık devreye girdiği bir pozisyon içindeyiz şu anda. Bakıldığı zaman dünkü maçta oyunun başından itibaren hakemin verdiği yanlış kararlar, Denizli'nin aslında maç öncesinde değil ama maç esnasındaki atmosferden kaynaklı protokoldeki yaptığı yanlış tutumlardan dolayı taraftar son derece gerilmiştir ve biz de gerekli reaksiyonu göstermiş durumdayız. Bugün sadece Ankara Gücü'nün Denizli'de yaşadıkları olayları, ya Denizli hakem hataları olmuş da geçiştirmememiz gerekiyor. Maalesef senenin başından beri federasyon hem hakem seçiminde, bu arada rakiplerimizle konuşarak söylüyorum, bunun içinde Rize'si de vardır, Ümraniye'si de vardır. Onların kazandıkları 3 puanlara, gözlemcilerine kazandıkları penaltılarına bakarsanız aslında geçmişe dönük ne dediğimiz daha net ortaya çıkar. Şu anda şehir kilitlenmiş durumda, birileri bunu engellemeye çalışıyor. Bu kadar güzel bir hava yakalanmışken de bu havanın Süper Lig'e çıkarak bitmesini istiyoruz. Allah korusun, olası bir farklı bir durumda da Ali abim dediği gibi 10 yıl geriye dönebiliriz. Bu atmosferi yaşamak istemiyoruz. Gideceğiz ki takıma dışarıdan hava verelim. Yapacak bir şey yok. Dışarıdan mı şey aldın, detay yok. Yolda neler yaşandı? Nasıl bir coşkuyla gittiniz?
3'te olan maçı, onlar da abi biz zaten bir dostuna cıddane gidiyoruz. Diğer arkadaşlar otobüs botlar var işte, özel arabalar var. Hani gerçekten karnaval gibiydi, çok güzeldi atmosfer. 10 numaraydı. Şu zamanda kavga dövüş edecek